Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün yine size çok güzel bir model hazırladım. İğneden tığa bir model. Şöyle ilk önce tığımın numarasını göstereyim. Ve bu gördüğünüz üç renkten çalıştım. E, Tülbentim hardal sarısı diye hardal sarısı kullandım sarı yerine. Şöyle, bakın arkadaşlar üç boyutlu bir papatya çalışması yaptım. Şöyle bakın çok tatlı ve zarif bir model oldu. Bunu daha önce arkadaşlar videosunu çekmişim ama hiç yani anlaşılmıyor videomu çekmişim. E, yoksa sadece örneğimi göstermişim. O da hani ışık açtığı için simsiyah şöyle dedim isteyen arkadaşlarım oluyor net bir güzel bir videosunu çekeyim şöyle bakın 3 boyutlu sanki böyle boru varmış gibi kolay boru yapımıyla ee, papatya çiçeği bu şekilde bunu daha önce arkadaşlar iğne oyası kanallarında görmüşsünüzdür böyle bu şekilde kolay iğneden tığ yapımı Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle kiran resim almak isteyenler için tutmak istiyorum. Şöyle daha iyi net gözüksün. Bakın alt kısmı ve şöyle üstten 3 boyutlu bakışı. Modelim bu şekilde. Evet hemen başlayalım. İlk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktaları ile mevcut. Bakın. İlk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım. İlk defa sık iğne ile ipimizi sabitledik ve iki tane zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Boştaki tığ battıya iki alarak trabzan. dört zincir kapattım. Sonra iki zincir bir defa tığımı doluyorum ve bu şekilde. Şimdi beş tane bu şekilde ara mesafesini verdik. Bakın şöyle tutayım ilk başlarken de aynı şekilde 5 tane bırakıyorum arkadaşlar şimdi 5 tane de tığ battı yapacağız arası suyunu yaptık şöyle üçer zincirden sıkı sıkı 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir hemen kapattım 3 zincir Şöyle 5 oldu sanırsam 3 4 5. Bir zincirle ters tarafına çeviriyorum. Şimdi yuvasını hazırlayacağız çiçeğimizin. Bakın bu şekilde. Hemen 8 zincir. 5 6 7 ve 8. Bir tane bırakıyorum ikinciye. Ve sabitledim. Kenarda 2 tane kaldı. 2 zincirle dönerek yaprağımızın yapılışına başlıyoruz. 2 ve 2 bakın bu şekilde iki tane trabzan bir defa tayı doladım yavaş göstereceğim arkadaşlar 2 ve 2 2 defa tayı doladım şimdi 2 2 2 bakın üçüncü ve dördüncü trabzan üç seferde fakat birisi tek birisi 2 2 alınarak 2 defa tayı doladım ve 1 ve 2 ve 2 ve 2 Toplamda 5 tane trabzanım oldu. Sonuncuyu 3 defa dolayıp 2 2 2 şöyle bir tık hepsini yavaş yavaş uzattım. Evet. Şimdi 4 zincir. 4 zinciri buraya kapatıyorum. Geri kalan kısma da böyle 6 veya 7 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 3 4 5 6 kenar sık iğneleri genelde yaprakların 6 veya 7 alıyor arkadaşlar Bakın, bu şekilde yaprağımız hazır Bismillah şimdi 10 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincir bizim dalımız olacak çiçeğimizin dalına 10 zincir çektik yine bakın 2 zincir çekerek yaprağımızın yapılışına başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. Bir defa tığı doluyorum. 3 seferde. 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şimdi 3 seferde yine 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girip 1, 2, şöyle arkadaşlar tekrar yapalım. 2 defa tığı doladım yuvaya girdim. Şöyle bir, iki, iki ve iki. Tekrar üç defa dolayıp son trabzanı yapacağız. Bakın yine iki, iki, iki ve iki. Sırasıyla bir tanesi iki, iki, bir tanesi birden başlıyor. Sırayla dört zincir kapatıyorum. Buraya. Bu geri kalan kısmı altı tane sık iğne veya yedi tane. Bir, iki, üç, 4 5 ve 6 Evet. 7. de yuvada. Bu yaprak da tamam. Hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile yaprağımı sabitledim. Şimdi aynı sağda iki tane tığ battı yaptık. Solda da iki tane tığ battı yaparak 1, 2, 3 zincir. iki tane tığ battı mesafemizi verdik şimdi ara suyuna geçiyoruz ilk başlarda yaptığımız gibi bu şekilde üçgen kirpikli trabzan buraya beş tane çekiyorum arkadaşlar eğer şayet isterseniz buralara şöyle pipirik yapabilirsiniz tepe noktalarına ben sade bıraktım sizler bu şekilde kirpikli yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım tomurcuğuma. 2 zincir. Sıradaki yuvaya 2 zincir bir defa tığım doluyorum. Şöyle 5 zincir. 1 2 zincir. 1 2 zincir. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde 5 tane yeterli. Hemen çiçeğimizin yapılışına, papatyamızın yapılışına şöyle geçelim. Evet. Bu şekil. Şimdi bu 10 zincirli dalımıza çiçeğimizi yapalım. Evet. Şimdi 10 zincirli dalımızın içine giriyoruz. Sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyoruz. Ve 5 tane zincir. Kapattım. Yeşil alın içine 5 zincir bu 2 5 zincir bu 3 5 zincir 4 5 zincir şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 6. kirpiği bu şekilde trabzanla yapacağım. Bu şekil güzel duruyor arkadaşlar. Yukarı çıkıp iki zincir çekmek zorunda kalmıyoruz. Direkt yukarıdayız bakın trabzanla. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bu hemen yanındaki kirpiği aralayıp içine kapattım. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Yuvanın içine kapattım. 3 tane zincir yuvanın içine kapatıyorum 1 2 3 zincir yuvanın içine kapattım yine 3 zincirimi çekip 6 tane dalın üzerine 5 tane bu şekilde üçer zincirli yuvalar yaptık onlara da şimdi papatyamızın yapraklarını yapacağız Evet şöyle bakın bu dalın küçük olması güzel oluyor arkadaşlar yoksa e, daha önce dediğim gibi çektiğimde sağa sola yatıyordu. Bu içine bu şekilde kömük olacak ki e, papatyanın yaprakları sağa sola yalpa yapmıyor. Bak 10 zincirden bu şekilde yeşil dal önemli. Çünkü çiçeğimizi taşıyan dalı olacak. Evet şimdi hemen hardar sarısıyla da yapraklarını yapalım. Evet şimdi yapraklarımızın yapılışına başlayalım. Şöyle ilk 3 zincirli yuvanın içine 3 tane sık iğne yaparak modelimize başlayacağız. Bakın bu bir bu 2 ve bu da 3 3 tane sık iğneyi yaptık ilk beyaz yuvamızın içine 12 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 10 11 ve 12 şöyle tersini çevirdim ilk sık iğnemin tepe noktasından girip buraya sabitliyorum 12 zincirimi ve beyaz yuvaya bir sık iğne yapınca güzel oluyor arkadaşlar dönüş şuraya muhakkak bir sık iğne yapın şöyle ve iki tane zincir çekerek düz yüzüne döndük yuvamızın içine girip kapattım bu ilk kirpiğimiz iki zincir 2 bu şekilde ikişer zincir çekerek 12 tane kirpik yapacağız iki zincir şöyle iki zincir dört 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplamda 12 tane alıyor bakın bu şekilde Son. buraya hiç zincir çekmeden bir sık iğne ile iniş yapıyorum. Evet, ilk yaprağımızı bu şekilde yaptık. Şimdi diğer yuvaya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı ilkinde olduğu gibi arkadaşlar. Nasıl 3 sık iğne ile başladık? Buraya da 3 sık iğne ile başlayacağız. 12 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen çevirdim buraya bakın ortada bir tane bırakıp baştaki yere sabitliyorum şimdi sık iğne ile döneceğiz ya bu geçiş yeri oraya da arkadaşlar bir sık iğne iki zincirle düz yüzüne dönüyorum bakın bu şekil hemen iki zincirimi kapattım bu ilk kirpiğim iki zincirimi kapatıyorum ikinci üçüncü dört 5 6 7 8 9 böyle 12 tane 12 zincirlik kirpik yapıyoruz. Evet. 11 oldu sanırsam arkadaşlar. 2 4 6 8 Evet bir tane daha yapalım. Konuşurken sayıyı unutuyorum bazen. Ve sonuncu da hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ikinci yaprağım da hazır. Şimdi aynı şekilde üçüncü yuvama bir, iki ve üç. Üç tane sık iğne. On iki zincir. Yedi, sekiz, dokuz, on. On bir ve on iki. Hemen ortada bir tane bırakıp şöyle ilk sık iğnenin içine giriyorum ve bir de şu aşağıya iniş var arkadaşlar sık iğne oraya da bir tane girip oradan dönüşümü köşemin güzel olmasını sağlıyorum. Evet şöyle güzel durmasının sebebi de o arkadaşlar yaprakların tok ve böyle görünüyor durmasının sebebi oradaki sık iğne zinciri kapattıktan sonra bir sık iğne yapmamız Yine 12 tane kepik. 4 5 Şöyle 6 7 8 Görmeniz için 9 10 11 ve 12. Evet. Son yuvaya sadece sık iğne. Diğer yuvaya da bu şekilde sık iğne ile hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçtim. Ve 3 tane sık iğne. Evet arkadaşlar böyle kalıp gibi güzel bir yapraklarımız oluyor. 12 zincir. 7, 8, 9, 10. 11 12 hemen ilk sık iğnenin tepe noktasına giriyorum buraya sabitliyorum ve yanına da hemen sık iğne yapıp dönüşümü yapıyorum 2 zincirli. 2 zincir arkada çekip dönüyorum ve buraya 12 tane 2 zincirli kirpik yapıyorum 12 zincirli yuvaya tam 12 iyi alıyor arkadaşlar şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 evet, yine 12 kirpiği doldurduk şöyle yuvarın içine bir sık iğne hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ve sonucu yuvamıza geldik yine hiç zincir çekmeden sık iğne ile yuvamıza geç bakın arkadaşlar 3 boyutlu olacak ya kendiliğinden yapraklar nasıl dönüyor kendiliğinden oluşuyor bizim bir şey uğraşmamıza gerek kalmıyor yani Evet 3 tane sık iğne ile yine başlayıp 12 zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 ve 12 çevirdim hemen ilk sık iğnemi kapattım yanındaki buraya 2 zincir 1 2 zincir kapatıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane yine yaptık son yuvamızı hemen bunu da sık iğne ile buraya kapattım bakın arkadaşlar şöyle hepsi bir kendiliğinden dönüşüm olduğu için buradan bakın, hemen bu ilk sık iğne ile başlamıştık ya görüyorsunuz şuradan düğümün orada oraya hemen sık iğnenin hardar sarısı sık iğnesinin içine girip bu şekil bakın oraya sık iğne ile kapattım üzerine de şöyle bir zincirle iyice oturtturdum Beyaz yuvadan ziyade o iki sık iğnenin içine girince arkadaşlar bakın daha bir böyle birbirine kaynaştırma oluyor. Bir de ben şu şekilde ipi arkaya çekerek ilk yaptığımız bu. Şunu tutayım. bu ilk yaptığımız 3 sık iğne vardı ya. Onun şöyle tığımdan ilmek alıyorum ara kısmına girerek şöyle bu. Biraz uzun kestim. Bu şekilde çekip şöyle bir sağlamlaştırma işlemi yapmak için Bakın, borumuz bu şekilde kolay bir boru hem de böyle sarının içinde arkadaşlar çok hoş durmuyor mu beyaz şöyle bakın şimdi şu ipleri temizleyeceğiz daha bir tertemiz böyle işimiz olacak şöyle bakın. birini sarı birini de bu şekilde beyaz yapmıştık şöyle açalım bunu dediğim gibi kolalı da kullanırsınız arkadaşlar. Hemen ben şu ipleri temizleyeyim. Temiz temiz bakalım. Evet arkadaşlar modelimiz hazır. Şöyle çok da tatlı ve güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle kaldıralım. Bakın hardar sarısı da yakıştı. Beyaz da yakıştı ikisi. Sadece beyaz da yapabilirsiniz. Böyle karışık da yapabilirsiniz. Zevk size ait. Buraları dediğim gibi kolalayabilirsiniz arkadaşlar. Kolalı bir şekilde daha sert duracaktır. Yumurta akıyla veyahutta e, saç spreyi ile. Dediğim gibi buraları bir tane boş bırakıp beyaz ve hardar sarısı koyabilirsiniz. Şu ikiyi ve e, sondaki ve baştaki ikilere. Evet modelim bu şekilde. Şöyle yakın plan şu. Sahte boruyu da göstereyim. Boru görünümü verdik. Kolay boru diyelim sahteden ziyade. Bu şekilde arkadaşlar bakın sahte borumuzun kolay borumuzun yapılışı herhalde video şey yapıyor arkadaşlar. Eee unutkanlık. Evet modelim bu şekilde. Şöyle çok hoş ve çok güzel çok kolay bir model hazırladım size arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın. Şöyle yakın plan tutup tülbentin üzerinde de renk açısından görün. Evet. Uzaktan da rengi güzel çıkmıyor böyle. Tülbentin üzerinde görünmesi güzel de arkadaşlar rengini vermiyor. Bakın. Renk çok şey olduğu için böyle bozumsu bir renk oluyor. Aslında çok tatlı bir sarı var içinde. Şöyle e, beyaz yaprakların içinde. Yapımı kolay arkadaşlar. İğneden tığ hem de yapımı kolay bir model oldu böyle tutayım sizler için çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten çok hoş duruyor da böyle tutamadığım için o güzelliği yansıtamadığımı düşünüyorum bakın çok hoş yapımı da bir o kadar kolay borusu zaten 5 6 kirpik 6 kirpikten 5 yuva e, yapılışı bu şekilde çok kolay. Bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.